Dünyada kavganın ve politik çekişmenin en yoğun olduğu bölgelerde enerji kaynaklarının yoğun olduğu bölgeler olması da tesadüf değil. Turizmin, tarımın ve ticaretin merkezinde gündem enerji. Antalya bu fuarla enerji üssü olmaya aday. İstediğiniz kadar enerji santrali kurun veya enerji üretin. O enerjiyi verimli kullanmıyorsanız, faydalı kullanmıyorsanız, bununla ilgili teknolojileri uygulamıyorsanız, enerjinin bilincini ilkokullardan itibaren toplumun geneline yaymadıysanız, enerji zengini olsanız da uzun vadede bununla ilgili ciddi handikaplarla yaşayabilirsiniz. Antalya'da Enerex Enerji Verimliliği ve Dönüşümü Fuarı ilk kez düzenleniyor. Fuar, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması, milli, yerli enerji üretiminin yapılması ve enerji verimliliğinin sağlanması ile ilgili önemli adımlara öncülük ediyor. Yenilenebilir enerji ile ilgili 2020-21 yılında daha aktif bir pazar bekliyoruz. Eğer biraz önce konuşmalarda bahsettiğim gibi fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye dönülürse ve bunun yanında da enerji verimli çalışmaları eklenirse dışa bağımlılık konusunda biraz iyimser olabilirim. Fuarda enerji bağımsızlığının önemi vurgulanarak enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik mesajlar öne çıktı. 29.9 milyar cari açığımızın 28 milyar doları enerjiden kaynaklanıyor. Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği Başkanı Tevfik Sporcu, Akdeniz'in yoğun turizm faaliyetinde enerji yöntemini sağlayacak yöntemlerle buluşmasının önemine dikkat çekti. Türkiye'deki misyonumuz olarak enerji verimliliği ve sağlamak ve israfın önlenmesiyle ilgili konuda katma değer oluşturmak, insanın da içindeki enerji olan ruhu gibi işletmelerin de elektrik ve doğalgaz altyapı kaynakları sağlıklı akmadığı, çalışmadığı sürece buradaki 20 milyon turisti ağırlamamız mümkün değil. Tevfik Sporcu, turizmcileri enerji tasarrufu için tedbir almaya çağırdı. Otel yönetimlerinin ve teknik yönetimlerinin özellikle enerji verimliliği kanunu ve yönetmelikleri çerçevesinde bunun bir yaptırım olarak değil, aslında bunun ülkeyle ilgili ciddi anlamda bir proje, ciddi anlamda bir katma değer sağlayacak, gelecek nesillerle ilgili bir çalışma olduğunu anlamalarını rica ediyorum ve bu konuda destek sağlamanı rica ediyorum. 365 günün 300 gününü güneşli geçiren kentin valisi Münir Karaoğlu ise çevre dostu enerjide önce olmaları için turizmcileri göreve çağırdı. Antalya'daki otellerin hem duvarlarını hem çatılarını güneş enerjisi paneli haline dönüştürüp mutlaka otellerimizi yeşil enerji üreten oteller konumuna da getirmemiz lazım. Enerex Enerji Verimliliği ve Dönüşümü Fuarı 29 Şubat'a kadar Anfaş Fuar Merkezi'nde devam edecek.